biraz rahatla. Biraz kendine gel. Evet, kemiklerimizi birazcık ısıtalım. Evet. Evet. Hazırsın. Hazırsın sanırım. Evet, hadi ilan verileri, ilan verileri. Olmuyor işte ya, olmuyor, yazamıyorum. Ne oldu büyük yazar? Marş basmıyor mu? Gerçekten şu an seni hiç çekemeyeceğim. Kusura bakma, zamanı değil. E yazsana ya romanını. Esiyordun, gürlüyordun, şöyle olacak, böyle olacak diyordun. Yazamıyorum işte, oldu mu? Yazamıyorum, hiçbir şey gelmiyor aklıma. Kafan canla tıka basa doluyken neyi yazmaya oturuyorsun acaba sen? Evet ya. Yani eskiden can aklıma geldiğinde ben ne kadar huzurlu oluyordum. Şimdi niye böyle panik oluyorum, huzursuzlaşıyorum? E farklı dünyaların insanı olduğunuzu fark etmişsindir belki. Farklı dünyaların insanı mı? Uzaylı mıyım ben? Ben bir şey demiyorum. Sonra adım kötüye çıkıyor. Tamam, de şu anda bir şey o zaman. Hani en konuşman gereken zaman bu zaman. Yani bir şey de. Kızım, daha nasıl ayrı dünyalardan olacaksınız? Adamla uyuşan tek bir zevkiniz yok aslında. Görmedin mi ev bakarken? Sanki biraz öyle gibi ama. Ne ama? Ödü patlıyor adamın aile kurmaktan. İş ciddiye bindiği zaman nasıl panikledi? Panikledim mi biraz? Biraz mı? Sence düğün meselesini bu kadar kolay erteler miydi öyle olmasa? Sen görmüyor musun bunları? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani insan aşık olunca ne bileyim gözü kör oluyor ya, belki öyle bir şey olmuştur. Ben şu an hiçbir şeyi net göremiyorum. Sen bir şey söyle. Hey. Bir şey söyle. Zor soru gelince tabii hemen savaşıyorsun değil mi? Kaç. Yazamıyorum işte. Sakinle, sakinle. Biraz hareket et, biraz hareket et. Karnın dolaşsın. Günaydın patron. Günaydın editör hanım. Reklamcı, yayıncı ve yazar. Aslında o son söylediğin gerçekleşemiyor henüz. Olamıyor. Gerçekleşemiyor. Çalışıyorsun ama değil mi romanına? Çalışmaya çalışıyorum. Dün bilgisayarımın başında biraz oyalandım ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey yazamadım ben. Ama öyle kitap için özel zaman ayırman lazım. Yani öyle ayaküstü falan olmaz. Evet biliyorum. Yani bu aralar her şey o kadar karışık ki çok fazla zamanım olmuyor. Zamanım olduğu zaman da aklıma hiçbir şey gelmiyor. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Mesela kendine bir hedef belirle. Hatta istiyorsan beraber belirleyebiliriz. Sen bilirsin. Her gün belli bir sayı sayfa yaz. Yani mesela iki sayfa. Dün iki satır bile gelmedi aklıma benim. Ama yani yazman iyi, yazman lazım. Çünkü yani çöpe gideceğini bilsen bile yaz. Senin için iyi olacak bence. Haklısın. Deneyeceğim, yazacağım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben bir ablama bakayım, gelmiştir o. Tamam. Yazacağım. Bekliyorum. Ne olursa olsun yazacağım. Yani çok enteresan, hiçbir eşya bana ait değil mesela. Yabancı bir yer yani. Resmen yabancı birinin evinde gibi hissediyorum kendimi Sanem, anlıyor musun? Zaten orayı niye benimsiyorsun ki kendine? Yani siz sonuçta Emre ile ayrı eve çıkmayacak mısınız? Orayı benimsersin. Evet evet, inşallah bir an evvel kendi düzenimizi kurarız bakalım. Yani ne kadar aşık olduğun adamla evlensen de evlilik çok zor, ben bunu anladım. Hele Hüma Hanım gibi bir faktör olunca bence daha da zorlaşıyor. Evet, bomba gibi düştü hayatımıza gerçekten. Ben cana belli etmemeye çalışıyorum ama bu durum beni çok korkutuyor. Yani Hüma Hanım bence kesinlikle bizi kabul etmeyecek. Doğru söylüyorsun, öyle bir risk var. Ama yani insan da bunları düşünerek kendi içini karartmamalı bence. Bileyim, sevdiğin adamla beraber olunca her problemin üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum ben. En azından öyle umuyorum. Abla, ben sizin yaşadıklarınızı gördükten sonra evlilikten çok korkar hale geldim. Yani bu konuda ne yapacağımı da bilmiyorum. Yok öyle deme. Öyle deme bence. Yani her ilişkinin yolu farklıdır. İyi de anneler aynı ama. İyi ama yani Hüma Hanım da böyle bir insan diye biz sevdiğimiz adamlarla beraber olamayacak mıyız ya? Evet.
Klasör. Çay. Evet, kulaklığım. Azim, kararlılık. E tamam, gereken her şey var. Edebiyat dünyası hazır ol, ben geliyorum. Tamam. Tamam, tamam. Biliyorum anneciğim. Hı hı. Tamam. Tamam, o listeyi halletmesem hiçbir yere gidemiyorum. Anladım. Tamam, kapatıyorum o yüzden şimdi. Tamam mı? Hadi bay bay. Sanem, ablacığım. Ablacığım ne olur yardım et bana. Şu annem listeyi hallediverman lazım lütfen. Yoksa beni hiçbir yere göndermeyecek vallahi. O kadar işim var ki hiçbirini yapamam ben bunların. Nasıl ya? Ya ablacığım biliyorum senin de şu işin var. Onunla ilgilenmek istiyorsun. Seni bundan ayırıyor gibi oluyorum ama. Vallahi ne gidene kadar bana yardım et. Bir daha hiçbir şey istemeyeceğim. Tamam, ederim. Kardeşlerin hazinesi, yemin ediyorum. Bak şimdi. Şurada bir bohça var. Eğer bununla başlarsan annemi bayağı bir oyalarsın. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir Can'la konuşayım bari tek başıma gitmeyeyim. Tamam hadi inşallah. Unuttun mu? Hayır, kalsın burada. Kolay gelsin. Cece. Hoş geldin Sanem. Ne haber? Ne olsun? Çalışıyorum. Hep çalışıyorum. Yani çalışkan bir insan olduğum için sürekli çalışıyorum. Ajansın bütün yükü benim omuzlarımda. Hı hı. Bakmak ister misin çalışmalarıma? Görüyor musunuz? Biz Can'la Sanem'den evlilik beklerken Leyla ile Emre sürpriz yaptı bize. Gerçi ben Can'ın acele etmeyeceğini biliyordum ama... yani Emre sürpriz oldu, evet. Ama ben ikisini de çok takdir ettim. O kadar destek oldular ki kardeşlerine. Hı. Hem bir nevi... evliliğin provası gibi oldu bu Can için değil mi? Ya öyle ama Can çok şaşkın. Yani çocuk böyle bilmediği şeyler, teferruatlar şaşırmış. Evlilikten korkmuş sanki. Öyle mi? Hani ben şimdiye kadar Can'ın hiçbir şeyden korktuğunu görmedim ama. Ben de öyle zannediyordum tatlım ama Emre ile konuştuklarını duydum. Kulaklarımla duydum. Yakınıyordu Emre'ye bu konuyla ilgili. Vallahi Meykıfe teyzem sağ olsun döktürmüş. Arabalar için avlanacak, araba çiçekçide süslenecek. Bu gelin ve damat bohçası neymiş ya? Ya ben Leyla ile konuştum, böyle pijama, çorap, morap varmış. Biz onların ailesine ve gelini alıyoruz, onlar bize veriyor. Sonra tekrar değiş tokuş yapıyoruz. Çok saçmaymış ama ya, bohçaymış, kınaymış falan. Aynen öyle ya. Kızcağız işte annesini kıramıyor, örfleri, adetleri sonuçta. Hı. Ben de sorun çıkmasın diye susuyorum. Ne yapalım? Ya yapacak bir şey yok. Zaten ne yapılıyorsa aileler istediği için yapılıyor. Yani biz evlenenlere bir şey soran yok. Burası öyle. Maalesef. Sonra evlilik neden aşkı öldürüyor? İzin vermiyorsun ki bir nefes alalım. Yer bırakmıyorsun yani nefes almak için. Ya değil ama mi? Abarttın ha. Sen bana yardım edeceksin değil mi? Herhalde diyeceğim oğlum yani. Seni yalnız bırakır mıyız? Yapacağız yani. Hadi canımsın. Selam. Selam bir tanem. Gel, hoş gel. Gel otur. Biz de Emre ile listeyi konuşuyorduk işte. Gözden geçiriyorduk. Hı-hı. Ben de aslında onun için geldim. Yani bir an önce halletmemiz gerekiyor. Çünkü annem ablamı darlıyor. Ablam beni sıkıştırıyor. Ben tek başıma mı halletsem acaba? Çünkü senin işin var. Sen çok yoğunsun. Ablam da öyle. İstiyorsan tek gideyim. Malum sıkıcı işler bunlar. Yok, olur mu öyle şey? Beraber yaparız. Tabii orası öyle yani. Sıkıcı, saçma sapan işler de. Yapacak bir şey yok. Bak, başa gelen çekilir. Az da madde yok yani listede. Şu anda nereden başlanır, nasıl başlanır bunu da pek bilemiyorum açıkçası. Nasıl yapsak? Bence bohçadan başlayalım. Ha. Çünkü en zahmetlisi o. Aradan çıksın. Tamam. Ya abi sen şu sözleşmeleri halletsen, ben de o listeye baksam. Yok aman aman, sözleşme sen daha iyi anlarsın sözleşmelerden. Biz o zaman başlayalım listeye, ha? Hı hı. Evet, o zaman? Korkunun ecele faydası yok o zaman. Çıkalım. Çıkalım. Tamam ama sen de eğer yetişirsen al ablamı gel. Tamam. Zannetmiyorum bitirebileceğini maşallah çünkü. 15 tane var saydım. Yani anca. Hadi. Tamam şey alır, tüylü terlik ben görmüştüm. Şeyde tüylü terlik. Thank you.
Şey istersen yere koyabilirsin Can. Kolay gelsin. Biz kına için malzeme almaya geldik de. Buyurun tabii, ne isterseniz. Kına işte, yakacağız. Gecemiz var. Kına adı üstünde. Yani işte gelin damat için kına eldiveni. Gelen misafirler için ne bileyim işte böyle mendiller. Ne listeymiş maşallah ya. Yani senin annenin elit listesi kadar değil ama sonuçta bu gelenek göreneklerimize uygun bir liste. Ben anneminkini de beğenmiyorum ki zaten. Siz mi evleneceksiniz? Yok. Yok, hayır. Ya biz de evleneceğiz de. Daha sonra. Hele bir kardeşlerimiz sağ salim atlatsın şu savaşı. Biz sonra hayırlısıyla. Tabii dilerseniz şöyle şablonlar var. Ellerinizin üstüne koyuyorsunuz. Tamam. Boşlukları dolduruyorsunuz. Sonra hop. Hop. Hintliler gibi güzel eliniz oluyor. Can, Hintli diyor. Hintli diyor. Aa, neler yapıyorlar. Neler neler ya vallahi. Bir de böyle yapışkanlıları var. Bunları da elinize koyduktan sonra az ıslatıyorsunuz. 5 dakikada hazır. Şu cipsten çıkanlar gibi. Aynen. Biz en normalinden, en temizinden bir kına alalım. Nihayet erdirelim artık şu alışverişi, değil mi Sanem? Evet, evet. Evet. Ben bakınayım ya, ne zamandır gelmiyorum böyle yerlere. Güzel badem unu. Annemin orada içinde de var bunlara benzer şeyler. Evet. İyi misin? Hı. Sen bir yorgun gibisin. Yok, ben yorgun değilim. Bence sen yorgunsun, yoruldun yani. Ben mi yoruldum? Yorulmadın mı? Yani bu karmaşa, bu süreç seni yormadı mı? Bilmem, ben dayanıklı biriyimdir aslında. Yani asıl sen böyle yorgun gibi duruyorsun. Yok, yorgun değilim. Daha yeni başlıyoruz. Daha bizim hazırlıklarımız var. Bu arada daha bizimki var sırada. Sırada bizimki var, evet. Buyurun, siparişleriniz hazır. Borcumuz? Can, lütfen ben ödeyeceğim. Hayır ya, bırak bunu ödeyeyim ben bari. Can, olmaz. Al, buradan öde, sen yapmış gibi olursun yani. Olmaz ki öyle bir şey. Kınayı kız tarafı yapar. Ya ne fark ediyor erkek tarafı, kız tarafı? Olmaz, annem sıkı sıkı tembih etti. Yani bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz böyle. Yani adet bu. Tamam, erkek tarafı ödeyince adet yerini bulmuyor mu yani? Bulmuyor. Yani her şeyi gerektiği gibi yapmamız gerekiyor. Tamam, ben an itibariyle pes ediyorum senin görenekleri, adetleri anlamaktan. Tamam, şu an vazgeçtim yani. Can, bunlar sana saçma geliyor olabilir ama ben bu kültürle büyüdüm. Yani gelenek, göreneklere önem veriyorum. Ailem de öyle. Biz bunlara önem veriyoruz ve değer veriyoruz. Tamam canım, senin için bu kadar önemliyse öde, bitsin gitsin, neyse yani. Tamam. Tamam. Ne kadar borcunuz? Buyurun. Teşekkürler. Buyurun, poşetlerim. Teşekkür ederim. Hazır kimse yokken ben bir şeyler karalayayım bari. Uf, hadi Sanem ya, yaparsın. Aşk insana neler yaptırıyor mesela? Ne bileyim, mesela işte böyle giderim diyorsun, böyle alayına giderim diyorsun. Hı. Özgürüm ben diyorsun. Ama işte özgürlük zannettiğin yalnızlığınmış meğer. Yıllar sonra ansızın onu fark ediyor insan. Can, ben çok korkmaya başladım. Yani ablamların yaptığı hareketi biz yapmış olsaydık kim bilir neler olurdu. Şöyle yapalım bir tane. Bir ortalık böyle durulana kadar biz çok fazla evlilik lafı etmeyelim. Çok fazla dillendirmeyelim, tamam mı? Ama Can çok şaşkın. Yani çocuk böyle bilmediği şeyler şaşırmış. Evlilikten korkmuş sanki. Yani ne kadar aşık olduğun adamla evlensen de evlilik çok zor, ben bunu anladım. Hele Hümanım gibi bir faktör olunca bence daha da zorlaşıyor. Ben Can'a belli etmemeye çalışıyorum ama bu durum beni çok korkutuyor. Yani Hümanım bence kesinlikle bizi kabul etmeyecek. Abla, ben sizin yaşadıklarınızı gördükten sonra evlilikten çok korkar hale geldim. Yani bu konuda ne yapacağımı da bilmiyorum. Yok, olmuyor işte. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yazamıyorum. Oo, sen ne? Ambiyansı hazırlamışsın. Tütsü falan. Evet de hiçbir şey çıkmadı. Nasıl yani? Hiçbir şey mi yansımadı? Yok.
Yani konsantre olmaya çalışıyorum. Aklıma bir şeyler geliyor ama sonra uçup gidiyor. Hiçbir şey yazamıyorum. Peki nasıl yapmayı düşünüyorsun? Kafamdaki fikirler koca bir bulut olup göğe gitti. Ya ben seni zorlamak istemiyorum. Lütfen yanlış anlama. Sadece yazarlığı ne kadar istediğini, yazmayı ne kadar sevdiğini biliyorum ama seni böyle bocalarken görmek beni üzüyor. Yani tabii ki bocalayacaksın. Tabii ki bocalayacaksın ama bu yazarken olmalı. Yazmaya başlarken değil. Yani senin biraz iç sesini duymaya ihtiyacın var. Etrafında o kadar çok gürültü var ki engel oluyor. Haklısın. Seni seven insanlar, senin hayatını paylaşacağın insanlar her kimse eğer buna fırsat tanımalı. Yani onlar fırsat tanımıyorlarsa bunu senin yapman lazım. Anlatabiliyorum değil mi? Hani senin bu kargaşadan kurtulman lazım. Yani dinginliğe, sakinliğe ihtiyacın var. İç sesini duyabilmen için. Ben sana çok teşekkür ederim. Yani benim böyle bir uyarıya ihtiyacım vardı. Ben kafamı karıştıran şeyi canlı konuşmaya gidiyorum. Ne yok artık? Modellik yapmam isteniyor. Model olacakmışım ben yani. Şu an tam aradığım kişi geldi. Sen emin olursun yardım et. Çok zor durumdayım. Edeyim. Çok güzel olmaz mı? Çok yakışmaz mı Can'a model olmak? Şuursuzluk yani. Ama Can'cığım ne olur hemen öyle kestirip atma. Bak ne istersek yapacaklar. Ya zaten ben bir tane Ukraynalı model bulmuştum. O da bugün kolunu kırmış. Çok zor durumdayım ben. Ya Deren koskoca ajan sahibim ben. Ne anlarım modellikten falan. Ne iş mi olur modellikle yani? Çok yakışmaz mı Sanem? Sence de çok yakışmaz mı? Uf, çok yakışır. Evet, yani sen manken olmayacaksın da kim olacak? Yani sana bence çok yakışır, çok güzel olur. Can'cığım bak, firma diyor ki... Şimdi Can Divit'in sanatçı ve gezgin ruhu... ...bizim markanın imajıyla o kadar uyumlu ki... ...biz bunu böyle alelade bir modelle gerçekleştiremeyiz diyorlar. Olmaz Deren. Hem bütün kontrol bende, hiç merak etme. Tahmin ediyorum zaten. Sen enselerindesindir yani. Pençen böyle yapışmıştır yakalarına. Bunu tahmin ediyorum da olmaz yani. Sani, yardım iste. Şimdi şöyle. Can, biz çok çalıştık bu proje için biliyorsun. Bir de ben çok önemli bir kulis bilgisi edindim. Bu insanlar şimdi yabancı bir ortaklık kuracaklarmış ve Avrupa'ya açılacaklarmış. Eğer biz bu teklifi kabul edersek o işleri de biz alacağız. Can, ajansın bir senesi kurtulacak, ne olur. Konsept ne? Konsept? Gelin ve damat. Gelin kim? İşte ben bir Ukraynalı bir model bulmuş. Ne oldu? Sani. Bizimle evlenir misin? Hı? Ney? Olduk, inanamıyorum. Güzel oldu bence. Bize de öyle kostüm prova olmuş oldu işte. Benim senin çok şahane görüneceğinden zaten hiç kuşkum yoktu da işte. Ben bu kadarını hayal bile edememiştim. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Delisin ya. Sen de fena sayılmazsın. Ha. Yani hayır çok fenasın. Hınzır gibi mi? Muzur gibi mi? Nasıl bir şey o? Evet. Poz verelim mi artık? Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Hadi. Tamam. Çekiyor musun? Bu tarafa dön lütfen. Hı hı. Sen zaten çekiyorsun da. Düzgün çek yani. Bu
böyle çok güzel devam edelim. Sanem Hanım, yalnız kasmayalım kendimizi. Ama ne yapabilirim? Benim ilk fotoğraf çekimim bu. Bir saniye, ben şimdi psikolojisini ısıtıyorum onun. Moda sokuyorum hemen, hazırlıyorum onu şu şekilde. Can. Can. Bence tamamsın artık. He? Rahatladın. Açtık bir takım şeyleri çünkü. Evet. Evet. Gel, şöyle verelim. Evet. Mesela şey yap, sen beni buradan öpüyor gibi. Şu olur, evet. Ayhan olayım. Başka ne yapalım? Ondan Ayhan sonra nasıl? Yani. Gelinlik şöyle modelleri daha da var. Bu sadece bir tanesi. Böyle çiçekler falan yollayayım. Çünkü kadınlar çiçekten hoşlanır, evet. Emoji olarak. Ayhan. Ekve teyzeciğim. Daha iyisin değil mi çocuğum? İyiyim, iyiyim. Bayağı iyiyim. Kafayı topladım yani. Bu ne? Hı? Kampanya mı yapıyorsun? Hı? Ver. Yok. Ver şunu kız. Kız ver. Aa. Ayhan bu ne? Hiç. Nasıl hiç? Devir mi ediyorsunuz siz dükkanı? Ya Mevkime teyze. Abim olmadan ben tek başıma yürütemiyorum. İşleri falan. İşte abimle de konuştuk. Devredelim dedik. Öyle karar aldık yani. Çocuğum siz kasap olur mu mahallede? Olmaz ki ya. Yapmayın çocuğum be. Ne böyle şey karar? Onlar da mı evlenmişler? Yürü. He? Oo, yürü. Çok iyi. İçeri gir, kapat. Kapıyı kapattım. Ara Zanem, ara. Ara Zanem, ara. Yürü, çıkar. Tamam, sakin ol. Tamam, yoruldun mu biraz? Biraz stres yaptım ama rahatladım sonra. Şimdi iyiyim. Alıştım da gibi biraz. Arkadaşlar 10 dakika ara veriyoruz. Evet, ara veriyoruz. Çok hoş, çok güzel. Yani gerçekten çok güzel oldu. Takı takasım geldi, o kadar gerçekçi. Telefonun çalıyor bu arada, Ayhan arıyor. Tamam, sen baksana şimdi. Tamam. Ben konsantrasyonumu bozuyorum. Tabii, 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 tabii. Efendim Ayhan? Mevkibe teyze buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sormadınız ama sağ olun. İyi. Annem mi? Ha. Çık aradan. Çık aradan. Çık, Sanem nerede? Sanem nerede? Burada, burada. Bakın hep beraberiz. Anne. Doğruymuşsun kız. Çocuğum siz niye böyle yapıyorsunuz bana? Can sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Sanem çocuğum? Ya biz daha neyle hatıramızı anlatmadık ya. Kalbimize mi indireceğiz bizim? Kalbimize mi indireceksiniz ya? Bak çatlayacağım ya. Çatlayacağım. Hayır, öyle değil. Öyle değil Mevkime teyze. Sen çok yanlış anladın şu an. Görüyorum işte. Kıza göndermişsiniz fotoğrafı. Şimdi gelin burada damat. Burada ben ne yapayım şimdi ya? Denecekler beni bunlar. Ne güzel olmuş. Ben ne yokum orada ya? Ben ne yokum orada? Ben Ayhan'a söylemiştim de fotoğraf atmıştım. O yüzden... Harika. Yani biz çekim için buradayız. Evet, fotoğraf çekimi Mevkime teyzeciğim. Sadece fotoğraf çekimi, fazlası yok yani. Bak bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz bana, bir de utanmadan. Hayır, bir de pasta gönder şuradan, bir pastaneden de kessinler, biz yiyelim. Burada böyle alkışlayalım çocuğum size. Böyle alkışlayalım. Bravo çocuğum. Anneciğim, anneciğim öyle değil. Biz çekim yapıyoruz burada. Ajans için buradayız. Müşteri öyle istemiş. Evet, evet. Müşteri istediği için biz manken olmamız gerekti. Evet, kesinlikle. Ayhan nasılsın? İyi. Oo, anneciğim bak bak, çekim alanı burası. İnanmıyorsan göstereyim sana. Bak bak. Her yer set burada. Ayhan, çok güzel gelinlik modelleri var bu arada. Yani bu bir tanesi sana yolladığımda şu anda sana. Hayır, niye siz yani? Başka de gelin damat bulamamışlar mı? Niye siz yani? Ha? Anneciğim, şu Can'a bakar mısın? Zehir gibi yakışıklı. Aynen, yani daha iyi bir damat bulabilirler mi sence? Ya Mevkime teyzeciğim, Sanem'den daha güzel gelin mi olacak Allah aşkına? O yüzden biz ikimiz böyle manken olduk. Evet. Yani doğru yolu bulduk gibi değil de yani bir seferliğine. Giriştik böyle şey işte. Ayhan, burada çok güzel gelinlik modelleri var. O şey... Yemin edin çocuğum bak. Yemin edin çocuğum bak, benim sinir kalmadı bak. Ay kalmadı, kaldıracak bittik.
Leyla'dan sonra bittik çocuk. Ne olursunuz yemin edin gerçekten. Vallahi. Lilla. Da. Vallahi benim babam bu haliniz görse yemin ediyorum anlatamadan kalbine iner adamın bak gerçekten. Allah Nihat. Nihat amca. Öyle değil, öyle değil. Ay, Nihat, gördünüz mü işte babanıza götürdüm. Tamam buradan yemin ediyorum. Ay, öyle değil, öyle değil. Vallahi Nihat, öyle. Gördünüz değil mi ya? Oğlum, Nihat amca ne yaptın sen? Öyle değil ya. Nihat amca öyle değil. Babacığım. Adam bir şey oluyor. Ayağı kolay ver olayı. Allah. Görüyorsunuz değil mi babana ne yaptım ya? Baba. Gelin ve damadı çekimi alalım tekrar. Gelinle damat diyor mevkime. Gelin de değil. Yok yok öyle bir şey yok da. Firma. Böyle bir firmayla çekim. Ay, taraf çekimi Nihat amca. Mevkime teyze anladı durumu. Bak o sana izah eder. Biz burada mankenlik yapıyoruz. Ay, ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben burada organik ne bulayım ne ayıltayım ben madem organik ne bulayım. Sen neden fotoğraf gönderiyorsun? Fotoğraf? Modeller. Ay kapattılar. Kapattı iyi kapattı. Tamam. Cece hemen mahalleye gidiyorsun. Tamam mı? Durumu izah ediyorsun. Bu yanlışı düzeltiyorsun, açıklıyorsun herkese doğru düzgün bir dille. Tamam hadi. Hemen her şeyi açıkla. Her şeyi açıklanacak. Tamam evet tamam tamam. Telefonunu bırakıyorum buraya. Olan her şeyi doğru dürüst açıkla. Bitti mi? Tamam. Oldu mu? Nasıl oldu? Bayağı iyi. Ya. Yani özellikle sırt dekolten bayağı iyi. Can. Can bizimkilerin yüreğine iniyordu ya. Ceyceğiniz evzekleşti. Biz evlenseydik ne tepki verirlerdi acaba? Allah'tan biz hemen evlenmemişiz Can. Sanem. Efendim? Evlenmek istemiyorsan söyle. Vazgeçelim bu işten. Ya biraz sıkılmış gibisin de sen. Ben mi? Bence asıl sen sıkıldın. Bohçasıdır, adetidir, ailesidir derken sen sıkıldın bana kalırsa. Ben de zaten bu konuyu konuşmak istiyordum seninle. Benim başkalarını memnun etmek için yapılan şeylerle sıkıntım var Sanem. Memnun ettiğin kişilere ben de dahil miyim? Ne alakası var Sanem? Ben gidelim diyorum ya. Gitmek istiyorum zaten hemen ikimiz her şeyi bırakıp. Ne kadar kolay vazgeçelim evlenmekten dedim. Farkında mısın? Şimdi gidelim gidelim diye tutturuyorsun. Ben seni tutmayayım o zaman Can. Gitmek istiyorsan git. Senle diyorum Sanem. Senle gidelim diyorum ben. Senle. Eğer benimle bir şey yapmak istiyor olsaydın benimle burada kalmak isterdin Can. Hep bir macera peşindesin. Hep bir gitme fikri. Saçmalama Sanem. Ben öyle bir gitmekten bahsediyorum ya. Sen de ikimizin ortak hayatı için hiçbir adım atmıyorsun ama. Öylece sabit durup olayların kendiliğinden çözülmesini bekliyorsun. Bekleyerek bir yere varmış olsaydım zaten ben romanımı yazmış olurdum. Ben her şeyin farkındayım. Yazsaydın o zaman. Yazamıyorum. Yazmak istiyorum. Yazamıyorum. Yani sürekli bir hareket var. Sürekli bir aksiyon var. Ben kendi iç sesimi duyamıyorum şu anda. Sen romanını benim yüzümden mi yazamıyorsun şimdi sana? Evet. Vay be. Demek öyle. Çok güzel. Benim yüzümden. Sebep benim ya. Hep bunlar Yiğit'in akılları gibi geliyor bana. Can benim aklım fikrim yok mu? Benim başkasının aklına mı ihtiyacım var? Ben öyle bir şey mi dedim Sanem? Sen hiçbir şey demiyorsun ki zaten. Yiğit kötü diyorsun, bohça gereksiz diyorsun, gidelim gidelim diye tutturuyorsun. Ya ben seninle burada kalmak istiyorum. Ben Sanem'e güveniyorum diyemiyorsun. Bence hiçbir zamanda diyemeyeceksin. Tamam Sanem, tamam. Artık evlilik konusunu ben bir daha açmayacağım. Önce aramızdaki sorunları bir çözelim. Senin ikimize inancın pek kalmamış gibi duruyor zaten. Öyle öyle değil yani. Bilmiyorum belki de öyle. Benim kafam karışık. Sen bir süre yalnız kal istersen sen. İç sesini dinlersin. Tamam olur.